Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru 17 Ağustos 1999 yılında İzmit'te meydana gelen Marmara Depremi'nin 17. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Kuru açıklamasında Aydın'ın jeoloji durumu ve belediyelerin bu konuda tutumu ile ilgili de detaylı bilgiler vererek şunları kaydetti. Biz Aydınlılar dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bölgemizde yaşamış olan Herodot'un dediği gibi gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü ya da bizim neslimizden öğüt kalan dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir. Gerçekten iklim, coğrafi yapı, yetişen ürün çeşitliliği, bereket ve bolluk tepsisini bize sunar. Bu kadar güzel yerüstü kaynaklarına sahip olan Aydın'ımızın elbette yeraltı kaynakları da bir o kadar zengindir. Madenlerimiz ve jeotermal sularımız bunlara en güzel örneklerdir. Sözünü ettiğimiz bu güzelliklerin ve zenginliklerin oluşumu yerin altından gelmektedir. Depremleri oluşturan fay kırıkları bahsettiğimiz zenginliklerimizin oluşumunu sağladığı gibi eğer önlem almaz isek biz Aydınlılar için ülkemizde yaşanmış olan 17 Ağustos depreminin sonuçlarının bir benzerini yaşamakla karşı karşıya bırakır. Şöyle ki yapılaşmanın oldukça hızlı olduğu Aydın ilimizin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı mevcut durumunu belirtmek gerekirse 17 ilçe belediyesinin birçoğunda jeoloji mühendisi çalışmaktadır. Fakat sadece 3 belediyemizde jeoloji mühendisleri asıl işlerini yapmaktadırlar. Belediyelerimiz yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zemin etütlerinin hazırlanmasının denetlemesini yapmadığı veya nizami bir şekilde yapılmadığı takdirde zemin etütlerine bağlı olarak belirlenen zemin durumlarına uygun zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmediği müddetçe maalesef önümüzdeki yıllarda Aydın ilimiz içinde bir 17 Ağustos söz konusudur. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak meslek içi eğitim çalışmaları, ilgili idarelerle görüşmeler yapılarak ve kamuoyu oluşturmaya çalışılarak Aydın kentimizde olması muhtemel bir afet durumunu teknik olarak önlemeye çalışmaya bugün de yarın da devam edecektir. Teknik uygulamalar ve çalışmalarla olası afet durumlarında meydana gelebilecek hasarların önlenmesi veya azaltılabilmesi çok da zor değildir. İlgili idarelerin mutlaka rant ve siyasi kaygılardan uzak bir şekilde oluşması muhtemel afet durumlarına karşı önlemler almalıdır. Unutulmamalıdır ki kontrolsüz ve yeterince denetlenmemiş zemin etüt çalışmaları sonucu ortaya çıkmış yapılar açık bir şekilde güzel Aydın'ımızda can ve mal kaybına sebebiyet vererek yarınlarımızı karartacaktır. Geleceğe dair tek kaygının insanlarımızın refah ve mutlulukları olduğu, çocuklarımıza ve sevdiklerimize yaşanabilir ve güvenli yarınlar bırakabilmek dileğiyle ifadelerini kullandı. 17 Ağustos'un yıl dönümünde biz Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilci olarak bir basın açıklaması yapma ihtiyacı duyduk. Bunun ana konusu biz Aydın olarak Aydın'da meydana gelebilecek bir 17 Ağustos'a hazır mıyız? Bu konuda değerlendirmeler yaparsak eğer Aydın öncelikle bölgenin en güzel kentlerinden biri. Bölgemizin adeta bir incisi. Herodot'un dediği gibi gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü ya da işte dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir şehir. Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimiz oldukça fazla. Jeotermal ve maden kaynaklarımız buna örnek olabilir. Aynı zamanda bunların oluşumunu sağlayan fay hatları ve yeraltı yapıları bize bunların negatif taraflarını da oluşturuyor. Depremlere ve doğal afetlere de bu konuda aydınımız olarak hazır olmamız gerekiyor. Aksi takdirde birinci derece deprem bölgesi olan ve ciddi fay hatları tarafından örülen kentimiz bir 17 Ağustos benzeri bir durumla karşılaşabilir. Kentimiz buna ne kadar hazır? Kentimiz böyle bir afeti kaldırabilecek durumda mı? Ekonomik, sosyal ya da diğer yönlerden, altyapı yönünden. Durum değerlendirmesi yaparsak mesleki anlamda şu an 17 ilçe belediyelerimizin sadece 3'ünde jeoloji mühendisi istihdam edilmekte ve bunda da birer tane arkadaş bu işi yapmakta. Halbuki daha fazla jeoloji mühendisi bu belediyelerimizde çalışıyor, mesleklerini yapmadığı halde. Şu an Aydın'ın genelinde hazırlanan zemin etütlerinin arazi denetimleri yapılamıyor ya da yeterli denetlemeye tabi tutulamıyor. Akabinde bunların raporlarının da denetimleri söz konusu. Bunlar da şu an yeterli derecede değil. Zaten 14 belediyede bunların olmadığını söylemiştik. Sağlam bina yapabiliriz ama zemine dayalı bina yapmazsak İnanın hiçbir işe yaramıyor. Eski binaları konuşmak istemiyorum. 99 öncesinde bu işler kesinlikle kontrol altında. Yani yarından başlamak kaydıyla etkin kontrol ederek,
belediyeler denetim mühendisler barındırarak, bu denetim mühendisleri ben seni gördüm tamam çalışıyorsun değil, bir fiil arazide işi yapan jeoloji mühendislerin aldığı numuneleri, hangi derinlikte aldığı, oradaki spesifikasyonları, durumu yerinde not edip sonrasında onun hazırladığı raporu denetleyebiliyorsa, hazırlanan zemin iyileştirme projelerine de atlık teşkil eder, statik projelere de atlık teşkil eder. Alttan yukarıya kadar bir silsile dahilinde hiçbir kaçak ve kayıp olmadan çok sağlıklı binalar üretebiliriz. Bunun için meslek odası, her belediyede en az bir ya da iki tane jeoloji mühendisi, eğitimli jeoloji mühendisi, arazide ne yapacağını bilen bir jeoloji mühendisi ve bunu destekleyecek bir irade. Çok basit, bakın para pul değil. 3-5 kişiyle bulunduğumuz bölgede depremi çözebiliriz, yenebiliriz, zararlarını minimuma indirebiliriz ve inanın toplam bina maliyeti içinde gerek zemin etütleri, gerek iyileştirme projeleri öyle çok yüksek maliyetler değil. Yeter ki biz kural ve kaidesine uygun bir şekilde yapalım. Yani çoğu yerde görüyoruz. Bir kısmı yapılıyor, bir kısmı yapılmıyor. İşe yaramaz. Yani çok iyi zemin etütleri üretiyorsunuz ama iyileştirme projelerinde uygun değil ya da statik projelerinde denetlemeden dolayı sıkıntılar var. Olmaz. Ya da çok güzel iyileştirme projeleri var ama hangi zemin etüdüne göre? Yani çünkü aldığımız her veri, her donenin çok büyük önemi var. Bina için zemin davranışını biz kestiremiyoruz. Sadece deprem değil. Kayma, sıvılaşma, taşkın, aklınıza gelecek her türlü afet. Te karşı ciddi önlemler alabiliriz. Bununla ilgili hiç sorun yok. Yeter ki aynı akılda aynı amaçta olalım. Efeler Belediyesi'nde bir jeoloji mühendisi var. Tüm sahaya sadece bir jeoloji mühendisi yetebilir mi? Kamuoyun takdirine bırakıyorum. Didim Belediyesi'nde bizim çabalarımızla bir jeoloji mühendisi var. Ve biz dediğim gibi Aralık ayından beri bir plan dahilinde bu işi yapıyoruz. İşte sondaj makinesinin ekipman yeterliliği, kalibrasyonu, iş güvenliği belgesinin olduğu, kalifiye belgeli sondör tarafından yapılıp yapılmadığını, bunu pilot bölge olarak Didim seçtik ve adım adım diğer belediyelerle de görüşüyoruz. Diyelim ki belediyemiz küçük bir belediye ve parasal anlamda, teknik anlamda yok, yeterliliği yok ama biz şunu teklif ediyoruz. Biz dediğimiz gibi biz hani belediyeleri sıkıştırmak değil, biz çözmek istiyoruz. Yani burada amaç kamu güvenliğini sağlamak. Maalesef mesleği övmek için söylemiyorum ama geldiğimiz nokta bu. Yaptığımız iş çok önemli. Arkadaşlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Meslektaşlarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Kontrol olmadığı için vicdanla cüzdan arasında kalmış şu an mimar ve mühendislerin durumu.